Merhaba arkadaşlar, ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Örgü Merakı. Bu videoda sizlere bebek konvers patik göstereceğim. Önceden tabanımızı anlatmıştım sizler için. Yine tabanı yaptım, hazırladım ben. Tabanımızın bitiş noktasından ipimizi bağlıyoruz. Ve ilk aşamada konvers patiğimizin bu beyaz kısmını yapacağız. Başlıyoruz. İpimizi sıkıladıktan sonra taban kısmımızın şu şekilde ilmekler görünüyor zaten tek tek. Evet, şimdi daha iyi görüyorsunuz sanırım. Böyle değil de ilmeği burada alt kısmında bir çizgi bırakarak, yani ilmeğin ortasından geçirip tığımızı buradaki diğer ilmeğin yarısını alıp şu şekilde başlıyoruz. 3 zincirle artırıyoruz ve batışımız sabit. Bu tabanı hep böyle alacağız. Bir dıştaki ilmeğin bir kısmını ve içten ilmeğin bir kısmını alıp yukarıya doğru çıkacağımız için örgüden bu şekilde düz durmasını sağlayacak. Şuradan da göstereyim. Şurayı oluşturacağız. 3'lü trabzan yaparak bu iki sırayı oluşturmaya çalışacağız şimdi. Evet, gördüğünüz gibi belli olmaya başladı zaten nasıl bir şey meydana geleceği. Bu şekilde hiç artırma, eksiltme yapmadan üçlü trabzan yaparak her bir ilmekten bir göz alıp iki sıra şeklinde tamamlayana kadar devam ediyoruz örgümüze. Evet, ben alt iki sırayı tamamladım. Şimdi bu kenar çizgimizi gidelim istiyorum. Çünkü bu üst taraflar çıktıktan sonra burayı işlemesi daha da zor hale geliyor. Zincir tekniğini daha önceki videolarımda göstermiştim. Burayı zincir tekniğiyle de yapabiliriz. İğne ile işleyerek de yapabiliriz. Ben bu patikte iğne ile işlemeyi tercih ettim. Hemen ipimi kestim. İğnemden geçiriyorum. Ve patiğimizi alıp bu arka kısmından nereden işleyeceğiniz, çizgiyi nereden oluşturacağınız size kalmış. Patiklerimizdeki çizgileri arada örgünün arasında sık iğne yaparak da oluşturabiliriz. Daha sonrasında tığ ile zincir tekniğiyle de yapabiliriz. Ya da benim şu anda yaptığım gibi iğne ile işleyerek de oluşturabiliriz. Bu şekilde patik tabanımızın etrafını sonuna kadar dolanacağım ben. Evet, çizgimizi de tamamladıktan sonra bu şekilde patik tabanımızı ikiye katlıyorum. Bu alttaki en orta çizgisini baz alarak şu şekilde yaptıktan sonra
bu orta kısmını yaklaşık olarak belirliyorum ve böyle karşılıklı bir şekilde ön kısmını öreceğim. Ben burada kaç ilmek yaptığıma hemen bakmak istiyorum çünkü ilkini yaparken göz kararı yapacağız, ortalama alıp ikinci eşi örerken ilk patiğimize uygun örmek zorundayız sayıların aynı olması için. Ben bunu 28 yapmıştım, öyle hatırlıyorum. Hemen şöyle baz aldığım yerden sayacağım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet, doğru bir yer. Ve hemen buradan ipimizi alıp bağlıyorum ve örmeye başlıyorum. Yine 3 zincirle başlayıp üçlü trabzan yapacak şekilde alıyorum. 1 2 yapıp bırakıyorum. Tekrar artırıp yanındaki ilmeğe batıp 1 2 yapıyorum ve bu ikisini birlikte kapatıyorum. Yani bir tane eksiltmiş oluyorum. 2 ilmekten bir tanesini. 2 2 yaptıktan sonra üçüncüyü birlikte alıyorum. 1 2 ve bu şekilde kapatıyorum. 1 2 yapıp üçüncü birlikte bu şekilde. 14 saymıştık. 28 gözü tamamlayacağım. 14 sağ taraftan, 14 sol taraftan olmak üzere. Evet, zaten yaklaşık olarak şöyle yaptığımda geleceğim yer belli oluyor. Yine sayarak yapmakta fayda var ki sonrasında sıkıntı yaşamayalım. Şöyle yapıp tekrar katlayıp bakıyorum. Hemen hemen olmuş gibi hemen sayalım. Bu baştaki bir taneydi. Sonda da bir tane yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Başta tek var 27. Ve bu da 28. ilmeğimiz. Hemen şöyle yapıyorum tekrar. Görüyoruz ki her ikisi de eşit. Buradan bir zincir çekip dönüyorum ve geriye doğru sık iğne olarak gidiyorum. Her bir deliğe batıp bir defa da çıkarıyorum. Toplamaya başladığımız ilk ilmeğe kadar sık iğne yaparak geliyoruz ve son ilmekten de bir tane alıp yine bir zincir çekip dönüyoruz. Yavaş yavaş görüyorsunuz ki patiğimizin ortası oluşmaya başladı. Tekrar burada 1 2 3 zincir çekip bir artırıp her bir ilmekten 2 çıkarıyoruz. Bu ilk sıraya giderken yapmıştık ya, 1 2 tığımızda kalıyor. Artırıyoruz. 1 ve 2. Artırıyoruz. 1 ve 2 şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz. Bütün ilmekler tığımızda bu arada.
Evet, sıramızın sonuna geldik ve en sonuncuyu aldıktan sonra şu şekilde hepsi tığımızda görüyoruz. Hepsinin içinden bir defa da geçip burayı sıkıştırıp bu da aksilik olsa gerek. Şu şekilde hemen yeniden ilmeklerimin içinden geçiyorum. Evet. Şu şekilde ilmeğimizi en başa alıyoruz. Burayı sıkılayıp bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Patiğimizin ön kısmı bu şekilde oluşmuş oldu, görüyorsunuz ki. Kenarların üstüne gittikçe model iyice oturup düzelecek. Şimdi sıra renkli iplerimizde. Sarı renkli ipimizi aldık. Bu orta kısmı öreceğiz, gördüğünüz gibi. Hemen buradan aradan bir ilmek çıkarıp çok kenara batmadan buraya düğüm atıp sabitliyoruz ipimizi. Üçlü trabzan ve dönüşünde yine sık iğne olarak yapacağız bunu da. Hemen şöyle bir kontrol edeyim. Evet. İstersek burayı sadece üçlü trabzanlardan da oluşturabiliriz. Ama benim bu görüntü daha çok hoşuma gittiği için araya sık iğne koymayı tercih ediyorum. Bu tamamen size kalmış. Modelden modele değişiyor gerçi ama bu modelde böyle kullandım. Hemen sabitlediğim yerden 3 zincir çekip kenarındakinden bir ilmek alıp buraya 13 tane üçlü trabzan yapacağım. Tabii bu 13 tane bu patik için geçerli. Bu hemen hemen 6 aylık bir bebeğe olacak şekilde bir patik. Patiğin boyutu büyüdükçe haliyle bu orta kısımdaki sayı da artacaktır. Altı bir kenarına, bir ortadaki merkeze ve altı da bu kenarına olmak üzere 13 tane üçlü trabzan oluşturacağım. Buradan ilmek alması biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Burayı bu şekilde tamamlayacağız. İlk sırada sadece zorlanacağız zaten. İkinci sıraya döndükten sonra daha kolay olacak her şey. Ve bu sanırım sonuncu. Bunu da aldıktan sonra şöyle yapıp bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir de ortadaki trabzanımızla birlikte 13 tane. Hemen geriye dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve sık iğne yaparak başa dönüyoruz. Bu ön kısmını da böyle tamamlayacağım. Düzden gelirken üçlü trabzan, tersten dönerken sık iğne olarak ve burayı oluşturacağım.
Evet, burayı da tamamladıktan sonra hemen bu ön kısmımızın 1, 2, 3 sıra sayıp şuradan bir ip geçiriyoruz ki bu mavi patiğimizin dış tarafına gelecek olan rengimiz. Geçirip buradan yine ipi sabitliyoruz ve bunu sonra içine çekeceğiz. 3 zincir çekip başlıyoruz. 1, 2, 3. Artırıyoruz. Sıradaki bölmeden ki her bölme zaten bir tane üçlü trabzan içeriyor. Şöyle yakından göstereyim. Bu aralarına üçlü trabzanların ara kısımlarına batacağız. Ve yine üçlü trabzan yapacağız. 3 defa da çıkaracağız yani. Evet, her bir noktaya bir üçlü trabzan gelecek şekilde devam ediyoruz kalanında. Ve bu diğer eşte de gördüğümüz üzere orta kısmında bir birliktelik oluşturacağız. Önce bu tarafı ördüm tabii ki bunda. Başlıyorum yarıya kadar gelip buradan dönüp tekrar bu başa geliyorum. Dönüşte aynı bu sarı kısmı ördüğümüz gibi sık iğne ile geliyorum. Düzünü giderken üçlü trabzan gidiyorum. 4 sıra olacak şekilde. Önce bir rengi, daha sonra yine buradan başlayıp bir rengi olmak üzere ekleye ekleye tamamlayacağım patiğimi. Burada yarısını nasıl belirleyeceğimi hemen göstereyim. Orta kısma yaklaşıyorum ve hemen yine patiğimi ikiye katlayacağım. Tabii dediğim gibi ikinci eş patiği örerken ilkinde hep katlayarak ayarladım ama şimdi buradaki sıraları da göz önünde bulunduracağım. Şu şekilde katlayıp orta kısmını bulabilirim. Hemen 2 sıra daha batmam yeterli olacak. Ve terse döneceğim. Yine bir zincir çekip bu şekilde dönüp sık iğne şeklinde patiğimin bu renk kısmını tamamlayacağım. Dikkat etmemiz gereken her tek nokta burada. Bu ilmek takılacak yerlere geldiğimizde her sırada bir tane burada bırakmak. Her sırada bir tane bırakmak ki bu şekli alsın, dümdüz çıkmasın patiğimiz. Devam ediyoruz. Sık iğnenin de sonuna geldikten sonra görüyoruz ki bu ve burada son bir ilmek kalıyor batmamız gereken ama buna batmayacağız. 3 zincirle döneceğiz ve tekrar devam edeceğiz. Dediğim gibi buradaki bu kesmeyi oluşturabilmek için. Evet, mavi kısmı da ipi kopardım şu şekilde. Burası da tamamlandı. Şimdi aynı bu ortak noktadan diğer rengimizin ipini alıyorum. Buradan bağlıyorum. Aynı bu tarafı yaptığım mantıkta üçlü trabzan yapıp devam ediyorum. Yalnız burada 3 zinciri çektim ve hemen buradan bir ilmek alıp şu şekilde
eklemiş oluyorum. Her bu birleşme kısmına geldiğinde aynı işlemi yapacağım. Şu şekilde tekrar göstereyim. 3 zinciri çektim. Buradan bir ilmek içinden geçip ipimi buradan geçirdim. Ve bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi her katta aynı işlemi yapa yapa bu tarafı da tamamlayacağım. Burayı tekrar göstermek istiyorum. İlk üçlü trabzanımı gittim ekledikten sonra geri dönüşümü sık iğne şeklinde yaptım. Buraya geldikten sonra tekrar buradaki sık iğnenin içinden buraya sabitleyip 3 zincir çekip dönüyorum. Döndükten sonra yine buradan ilmeğin içinden geçiyorum. Ve yapmaya devam ediyorum. Dönüşte bu şekilde. Artık bu son kalan 2 sırayı da aynı bu şekilde devam ederek tamamlayacağım. Evet, patiğimizdeki son rengi de tamamlayıp kestik. Artık hemen hemen bitmiş durumda patiğimiz. Bütün bu kesik olan iplerimizi şu şekilde patiğin iç tarafından çekiyoruz ve bu şekilde düğümledikten sonra keserek temizliyoruz. Benim burada büktüğüm ipim var. Hemen ipimi geçireceğim. Şunlar tabii ki dediğim gibi tek tek içe çekilip sabitlenip temizlenecek. Hemen şöyle burada kalan üçlü trabzan aralarından birer tane bırakıp ayakkabı bağcığı bağlarmışçasına ipimi geçiriyorum. Bu ipi isterseniz zincirle de yapabilirsiniz. Ben bu kez bükerek yapmayı tercih ettim. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde bitirdikten sonra hemen bağcıklarımı düzenliyorum. Arka kısma alıyorum. Ve patiğimiz son halini almış oluyor. Dediğim gibi benimkinin ipleri temizlenecek kaldı. Artık birazdan onu da hallederim. Ve patiğim bitmiş durumda. Hepinize kolay gelsin.